Merhaba, ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere diyet yaparken en çok zorlandığınız nokta olan motivasyon konusuna değinmek istiyorum. Nasıl motivasyonunuzu yüksek tutabilirsiniz? Diyet yaparken motivasyonunuzu yüksek tutabilmeniz adına stratejiler nelerdir? Ve motivasyonunuz düştüğünde nasıl sürece yeniden hakim olabilirsiniz? Nasıl kaldığınız yerden devam edebilirsiniz? Bu konuya değinmek istiyorum. Çoğu kişinin diyet sürecinde en çok zorlandığı nokta aslında motivasyon oluyor. Ben hem online danışanlarımda hem de yüz yüze danışanlarımda konuştuğumda görüyorum ki kişiler süreç içerisinde motivasyonlarının zamanla azaldığını, ideal kiloya gelmeden süreci bırakmak istediklerini ve bir türlü korumaya geçemedikleri için de sürekli bu sürece yeniden başlamak zorunda olduklarından şikayetçi oluyorlar. Ve biraz kilo verdikçe, bedenindeki incelmeyi gördükçe, daha iyi, daha hafif hissettikçe aslında daha esnek davranmaya başlıyor birçok kişi ve ideal kiloya gelmeden süreci bırakıyor. Sonra eski beslenme alışkanlıklarına dönülüyor, direnç kiloları oluşuyor ve birkaç ay sonra maalesef verilen kilolar fazlasıyla geri alındığı için kişi en başından başlıyor. Aslında bu şekilde sağlıksız bir kısır döngüye giriyorsunuz ve bir noktadan sonra al-ver döngüsü içerisinde olduğunuz için de vücudunuzda deformasyonlar, sarkmalar oluşuyor. Ekstra mutsuz hissetmeye başlıyorsunuz. Bunun olmaması için aslında yapmanız gereken bazı şeyler var. Öncelikle bir sürece başladığınızda, evet ben şimdi diyet sürecime başlıyorum ve ideal kiloya gelmeden asla pes etmeyeceğim demelisiniz. Ve gün içerisinde motivasyonunuzun düştüğünü fark ettiğinizde ben başarabilirim, çok iyi gidiyorum, aferin bana gibi olumlu telkinlerde bulunmalısınız. Ben yine yapamayacağım galiba. Kaçamak yaptım. Tüm haftaki emeklerim boşa gitti. Ben nasıl vereceğim bu kiloları diye olumsuz düşünmeye başladığınızdan inanın ki hiçbir zaman sonuç alamayacaksınız. Birçok kişi bu videoyu izlerken bu cümleleri kendisi için de çok kez kurmuştur ve maalesef hedeflediği kiloya ulaşamamıştır. Ancak olumlu yaklaşım, olumlu düşünce tarzı çok önemli. Bir şeyi başaracağınıza inandığınızda ve onun için ilk adımı attığınızda aslında bu işin %50'sini tamamlamışsınızdır demektir. Ancak ben bunu başarabilir miyim? Galiba gene başarısız olacağım. İstediğim kiloya asla düşemeyeceğim gibi olumsuz düşüncelere kapıldığınızda zaten süreç hiçbir zaman istediğiniz gibi gitmeyecektir. Önce kendinize inanın ve sonrasında eğer bu süreci tek başınıza yürüyemiyorsanız profesyonel bir destek alın. Diyet yaparken motivasyonunuzu yüksek tutmanız için belirlemeniz gereken bazı stratejiler var. Bunlardan birincisi hedef belirlemek. Lütfen diyete başlarken ben bir ayda 20 kilo vereceğim gibi hedeflerle başlamayın. Fizyolojik olarak zaten bu mümkün değil, bir ayda 20 kilo vermek gibi. Evet, beden kitle indeksiniz çok yüksektir. 100 kilo üzerindesiniz. Evet, bu kiloyu verebilirsiniz. Ama lütfen 60-70 olan bir kişi ben ayda 15-20 kilo vereceğim diye bir hedefe başlamasın. Kendinize ulaşılabilir sağlıklı hedefler koyun. Kas kaybını engelleyen, vücutta tamamen yağ yakımını sağlayacak haftalık hedefler koyarsanız ve o hedeflere ulaştığınızı görürseniz süreç sizin için çok daha başarılı geçecektir. İlk hafta 3 kilo gibi bir hedef koyabilirsiniz. Çünkü vücudunuzdaki yağ dokusu yüksek olduğu için hem yağ kaybıyla hem de ödem kaybıyla bu kiloya ulaşmanız çok daha rahat olacaktır. Ancak diğer haftalarda vücudunuzdaki yağ dokusu azaldığı için verdiğiniz kilo miktarı da fizyolojik olarak azalır. Lütfen her hafta 3 kilo vereceğim gibi hedefler koymayın. Sağlıksız hedeflerdir, kas kaybına neden olur. Kilo verdikten sonra kas kaybı metabolizmanın yavaşlamasına sebep olduğu için verdiğiniz kiloların kalıcı olmasını engeller. İlk 2 haftaki hedefleriniz daha yüksek olsun. Sonraki hedefleriniz ise haftalık 1-1,5 kilo gibi olursa şahane olur. Unutmayın, 1 kilonun hepsini yağdan verirseniz sanki 2-3 kilo vermişsiniz gibi incelirsiniz. Benim de danışanlarımda gördüğüm, özellikle de onların motivasyon sürecini aslında etkileyen en önemli noktalardan bir tanesi koyduğu hedefler oluyor. Çünkü kişi bir ayda 15 kilo gibi, 20 kilo gibi hedefler belirlediğinde ben nasıl vereceğim bu kiloyu? Bu hafta 3 kilo verdim ama haftaya da 3 kilo verecek miyim? Genellikle kişiler kilo verme süreçlerinde çok hızlı hedef kiloya ulaşmaya çalışıyorlar. Ancak unutulan bir nokta var ki bu kilolar aslında aynı hızda alınmıyor. Yani siz aslında her hafta 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo alarak aslında ilerlemiyorsunuz. Zaman içerisinde, aylar, yıllar içerisinde alınan kilolar olduğu için belirli bir süre, belirli bir zamana yaymanız aslında önemli. Çünkü siz deri altındaki yağ dokusunu boşaltırken aynı oranda
kas kütlesini destekleyemezsiniz. Çünkü kas yapımı aslında yağdan kilo vermeye göre oldukça daha çok sabır ve zaman gerektiren bir süreçtir. Bu nedenle çok hızlı kilo verdiğinizde özellikle biz kadınlarda üst bacaklarda ve üst kollarda sarkma olabilir. Yani süreç içerisinde motivasyonumuzun yüksek olması adına ne yapıyoruz? Haftalık ulaşılabilir hedefler koyuyoruz. Kendimizi baskı altında hissettirecek, kısıtlanmış, sınırlandırılmış hissettirecek ve mutsuz olmamıza neden olacak hedeflerden uzak duruyoruz. Evet, motivasyonunuzu yüksek tutmak için yapmanız gereken ikinci stratejik adımımız ise ilerlemeyi takip etmek. Haftalık değişimlerinizi mutlaka bir deftere veya görsel olarak sevdiğiniz bir kağıda not alın. Bazı tartıların uygulamaları da oluyor. Orada kilo ve bedensel yağ, kas ve su analizleriniz de otomatikman kaydını yaptığı için oradan da tutabilirsiniz. Aynı şekilde görsel değişiminizi çok daha yakından takip edebilmek adına Mizro ölçümlerinizi mutlaka alın. Özellikle üst kol, üst bacak, göbek çevresi, bel çevresi, göğüs çevresi ölçümlerinizi mutlaka yapın. Özellikle de bölgesel problemlerinizin olduğu yerlerdeki mizro ölçümlerinizi her hafta yapmaya çalışın. Buradaki incelmeyi, değişimi görmek sizin için ekstra motive edici olacaktır. Çoğu zaman kendimizi aynada gördüğümüz için değişimi fark edemeyebiliyoruz. Bu nedenle de boydan çekilmiş bir resim her hafta mutlaka çekin. Çünkü resimlerdeki değişimi fark etmek çok daha kolay oluyor. Evde genellikle eşortman tarzı daha rahat kıyafetler giyiyorsanız bu kıyafetlerden değişimi anlamanız zor olacaktır. Bu nedenle de mizro ölçümlerim ve resim görsel değişiminizi anlayabilmeniz adına sizin için çok daha faydalı olur. Diyet yaparken motivasyonunuzu yüksek tutacak diğer önemli stratejimiz ise ödül belirleme. Diyet yaparken herkesin çok sevdiği günlerden bir tanesi cheat day, yani ödül günü oluyor. Bu günlerde çok sevdiğiniz bir yemeği veya tatlıyı çok özlediyseniz tabii ki de tüketebilirsiniz. Ancak sürecin bozulmasın, yedikçe yiyesim gelir, hedeflediğim kiloya gelene kadar çok da fazla kaçamak yapmak istemiyorum diyorsanız kendinize sağlıklı ödüller de verebilirsiniz. Örneğin kendiniz için bir spa günü ayarlayabilirsiniz. Sağlıklı bir beden yapısı için emek sarf ettiğinizi görmek ve bu hedefe adım adım yaklaştığınızı görmek aslında bizim için en büyük motivasyon kaynağı oluyor. Siz de bu hedefe ulaşma sürecinde belirlediğiniz adımlarda kendinizi bu şekilde ödüllendirir ve şımartırsanız duygularınızı yemeklerle bağdaşlaştırmak yerine, yani bir yemeği yiyerek kendinizi mutlu etmek yerine kendinizi daha iyi ve değerli hissettirecek spa günü gibi veya istediğiniz bir elbiseyi almak gibi ve çok uzun süredir başlamak istediğiniz yoga olabilir, pilates olabilir, yüzme olabilir, kendinize zaman ayıracağınız bir fiziksel aktiviteye, bir hobiye yönelmeniz de oldukça kıymetli. Diyet yaparken motivasyonunuzu yüksek tutacak diğer önemli adım ise sağlıklı ve eğlenceli tarifler belirlemek aslında. Sürekli aynı şeyleri yemekten sıkılabilirsiniz ve bu motivasyonunuzun düşmesine, farklı arayışlara neden olabilir. Bu nedenle de diyet yaparken öğünlerinizi hazırlarken sıkılmamaya özen gösterin. Farklı tarifler mutlaka deneyin. Yemek hazırlama sürecini kendiniz için keyifli hale getirirseniz diyet yapmak sizin için çok daha eğlenceli olur. Hem online danışanlarımda hem de yüzde danışanlarımda görüyorum ki danışanlarımdan en çok gelen sorulardan bir tanesi de Tuğba Hanım, diyete başladığımızda kendime ayrı, aileme ayrı mı yemek yapacağım oluyor. Ve bu birçok kişi için, özellikle de yoğun çalışan kişiler için motivasyon kırıcı bir durum oluyor. Bu nedenle sağlıklı yaptığınız yemekleri aslında tüm aileye yedirebilirsiniz. Örneğin ızgara tavuk, ızgara et, zeytinyağlı sebze yemekleri, kuru baklagil yemekleri. Sadece bunları yapılış tarzını değiştirmeniz gerekiyor. Örneğin bir balık yaptığınızda bu balığı kızartma yerine buğulama veya fırında yaptığınızda aslında tüm aile çok daha sağlıklı bir şekilde o öğünü tüketebilir. Veya çok yağlı bir pilav yapmak yerine, bir pirinç pilavı yapmak yerine daha az yağlı, sebzeli bir bulgur pilavı, sebzeli bir basmati bir pilav, sebzeli bir basmati pirinç pilavı yaptığınızda hem o öğündeki vitamin ve mineral alımını arttırmış olacaksınız, lif alımını arttırmış olacaksınız. Aslında ailenin diğer üyeleri de çok daha sağlıklı bir şekilde öğün tüketimi yapmış olacak. Evet, alışkanlıkları değiştirmek çoğu zaman çok zor oluyor. Evet, yemek yaparken bile çoğu zaman göz kararı yağlar ekleniyor, dikkat edilmiyor. Ancak bir hedefe ulaşılmak isteniyorsa, bir amacımız varsa bir süre dikkat etmek
ve bunu yaşam şekli haline dönüştürmek gerçekten önemli. Bu arada kendiniz için yaptığınız sağlıklı yemekleri birkaç gün tüketebileceğiniz şekilde fazla miktarda yapıp dolaba koyarsanız da her gün yemek yapmakla uğraşmamış olursunuz. Bu da sizin motivasyonunuzun kırılmasını engeller. Evet, diyet yaparken motivasyonunuzun yüksek kalmasının diğer bir yolu da sporla süreci desteklemek. Çünkü çoğu zaman serotonin seviyesi düştüğü için ve kendimizi mutsuz hissettiğimiz için yemeklere yöneliyoruz. Çikolata, tatlı, puf puf olan besinleri tüketmeye ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü bunları yiyoruz ki kendimizi anlık daha iyi hissedelim, enerjimiz yükselsin. Ancak uzun vadede baktığımızda bu besinleri tükettikten sonra da pişmanlık hissi hemen ardından geliyor. Neden yedim ki bu besinleri diyoruz şimdi? Diyet sürecim, emeklerim boşa gitti diye bir düşünceye kapılıyoruz. Ama bunun yerine aslında fiziksel aktiviteyi arttırdığımızda, egzersizi arttırdığımızda zaten ona bir zaman ve emek sarf ettiğiniz için hem yediklerinize ekstra özen gösteriyorsunuz hem de sporla artan serotonin sayesinde hem de ekstra tatlı, çikolata yeme isteğiniz kalmıyor. Egzersiz önemli. Egzersiz yaptığınızda daha dinç hissedersiniz, daha iyi hissedersiniz, serotonin seviyesi yükselir, uyku düzeniniz iyileşir, gün içinde iştah kontrolü kolaylaşır ve daha fazla enerji açığı oluşturursunuz. Haftalık belirlediğiniz kilo hedefine ulaşmanız çok daha kolay olur. Bu arada danışanlarımla konuştuğumda çoğu danışanımın spor salonuna gitmek istemediklerini görüyorum. Burada önemli olan size iyi hissettirecek bir spor dalına yönelmeniz. Havanın güzel olduğu günlerde dışarıda yürüyüş yapabilirsiniz. Hava kötüyse YouTube'dan videolar açabilir. Özellikle de bölgesel problemlerinize yönelik egzersizler yapabilirsiniz. Dans edebilirsiniz. Yüzmeyi çok seviyorsanız yüzmeye yönelebilirsiniz. Bu kendinize ayırdığınız bir zaman olduğu için sizi strese sokacak şeylerden uzak durun. Sizi yaptığınızda mutlu hissettirecek, iyi hissettirecek aktivitelere yönelirseniz ya ben bugün sporum var, nasıl gideceğim spora diye düşünmek yerine aa bugün benim sporum var, çok mutluyum şeklinde düşünce şeklinizin, düşünce yapınızın değiştiğini göreceksiniz. Evet, bunlara dikkat ettiğimizde aslında diyet motivasyonunuzun çok daha yüksek olduğunu fark edeceksiniz. Hedefe ulaşma süreciniz çok daha kolay olacaktır. Bir de diyet yaparken süreç içerisinde de motivasyon kaybı yaşayabiliriz. Motivasyon kaybı yaşadığımızda da ilk yapmamız gereken şey hedeflerimizi gözden geçirmek olmalı. Ben bu sürece neden başladım? Benim bu sürece başlarken hedeflerim neydi? Bunları lütfen bir kağıda yazın ve göz önünde bulundurun. Bu sürece neden başladığınızı kendinize hatırlatın. Süreç içerisinde motivasyon kaybı yaşadığınızda kendinize küçük hedefler belirleyebilirsiniz. Bu süreçte ben nasıl 40-50 kilo vereceğim gibi düşüncelere kapıldığınızda umutsuzluğa kapılabilirsiniz. Ancak benim bu ayki hedefim 6 kilo vermek. 6 kilo verebilmem için her hafta 1,5 kiloluk bir hedefe ulaşmam gerekiyor şeklinde. Küçük hedefler koyarak ve bu hedeflere nasıl ulaşabileceğinize şekilde bir planlama yaparak ilerlerseniz motivasyonunuz çok daha yüksek olur. Süreç içerisinde motivasyon kaybını çok sık yaşıyorsanız kendiniz için motivasyon kaynakları bulabilirsiniz. Sizi motive edecek kitaplar okuyabilir, videolar izleyebilir ve sizin motivasyonunuzun artmasını sağlayacak ve sizin motivasyonunuzun yükselmesine yardımcı olacak başarı hikayeleri, kilo verme sürecinde olan kişilerin ilham veren hikayelerini göz atabilirsiniz. Ben tek başıma diyet yapamıyorum diyorsanız profesyonel bir destek de alabilirsiniz. Çoğu zaman hem online danışanlarımda hem de yüzde danışanlarımda görüyorum ki haftalık tartılıp sonuçlarını benimle paylaşacaklarını bildikleri için süreci çok daha motive olarak ilerliyorlar. Ve sizinle paylaşacağımızı bildiğimiz için mahcup olmamak adına daha dikkatli davranıyoruz, daha dikkatli öğün seçimleri yapıyoruz diyorlar. Bu da kesinlikle çok iyi bir yol. Hem belirli bir zaman ayırdığınız için hem de bir kişiye karşı sorumlu hissedeceğiniz için aslında bu süreçte destek almak hedeflerinize ulaşmanız için çok daha kolay bir yol olacaktır. Bu arada diyet yaparken hem başarılı sonuçları elde etmek hem de motivasyonu yüksek tutmak adına yapabileceğiniz diğer önemli bir adım da günlük tutmak olmalı. Günlük yediklerinizi, yaptığınız sporu, içtiğiniz su miktarını yazarsanız ve gün sonunda otokontrol amaçlı ben bugün neler yemişim, kendim için ne yapmışım dediğinizde eksiklerinizi çok daha rahat görebilir. Ertesi günü düzeltebilmek adına bir planlama yapabilirsiniz. Örneğin ben bugün 1 litre su içmişim. Yarın su tüketimimi 1,5 litre yapmaya çalışayım. Hem metabolizmam yansın hem de kendimi çok daha dinç ve iyi hissedeyim şeklinde olumlamalar yaparak
Bu alışkanlıkları sağlıklı beslenme alışkanlığına dönüştürürseniz verdiğiniz kilolar hayat boyu kalıcı olur ve süreci en başından yeniden başlamak zorunda kalmazsınız. Sürekli al-ver döngüsünde olmak hem fizyolojik olarak bedeninizi yorar hem de psikolojik olarak sizi yorar. Unutmayın. Her yıl metabolizmamız %10'a kadar yavaşlıyor ve her defasında yeniden başladığınızdan daha az kilo kaybettiğinizi görürsünüz. Çoğu danışanımla konuştuğumda Tuğba Hanım 3 sene önce diyet yaptım, 1 ayda 10 kilo verdim ama şimdi diyet yaptığımda 1 ayda 5 kiloyu zor veriyorum diyorlar. Bunun nedeni metabolizmanızı yanlış beslenme programlarıyla desteklemeniz ve metabolizmanızı yormanız, bu süreçte kaslarınızı yıkmanızdan kaynaklı oluyor. Bu nedenle diyet sürecine başladığınızda ben hedef kiloma ulaşacağım diye güzel bir başlangıç yapın lütfen ve ideal kiloya geldikten sonra kas antrenmanlarıyla koruma sürecini destekleyerek bazal metabolizma hızınızı yükseltin. Bunu yaptığınızda hayat boyu verdiğiniz kiloların kalıcı olduğunu göreceksiniz. Evet, bugün sizlere diyet sürecinizde nasıl motivasyonunuzu yüksek tutabilirsiniz ve bir süreç içerisinde motivasyon kaybı yaşadığınızda yeniden odaklanmanıza yardımcı olacak önerilerden bahsettim. Sizin de bu konuyla alakalı bana sormak istediğiniz sorular varsa videonun altına sorularınızı yorum olarak benimle paylaşabilirsiniz. Umarım bol motivasyonlu harika bir diyet süreci geçirirsiniz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.